Futbol günlüğüne hoş geldiniz. Yine bu akşam da yine sizlerle birlikteyiz efendim. Tekrar programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün stüdyomuzda sevgili Saffet Sancaklı bizle birlikte. Hoş geldiniz. Biraz grip var herhalde değil mi Saffet abi? Hoş bulduk evet, biraz gripim var. Ses falan. Bu akşam çok yüksek sesle konuşamayacağım. Ama hava da çok soğuk, çok da normal. Biraz vitamin. Herhalde şey var, biraz böyle bir salgın var. Çünkü kiminle konuşsak evet, herkes evet, grip evet. Yani. Dikkat et de biraz da dinlen Saffet abi. Pek dinlenmeye vaktimiz olmuyor. Evet doğru söylüyorsun. Ama ilaçlarımızı kullanıyoruz. Evet. Şimdi bugün Fenerbahçe Gençler Birliği mücadelesi oynandı. 2-1 sonuçlandı sevgili izleyiciler. Az sonra Saffet Sancaklı ile birlikte geniş bir şekilde bu karşılaşmayı konuşacağız. Yeni Malatya Spor Ankara Gücü mücadelesi de 0-0 sona erdi. Ve bu karşılaşmanın yine özet görüntüleri, yine programımız içerisinde taraftarlarla ilgili yaptığımız özel görüntüler var. Bankasya 1. Ligi de konuşacağız programımızın sonuna doğru. Sizlerle birlikte dop dolu bir programda futbol günlüğünde bu gece de sizlerle birlikteyiz. Dilerseniz ilk olarak toplu sonuçlar ve puan durumuna göz atalım ve yorumlarla başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda sonuçlar şöyle. Kasımpaşa 3, Bursaspor 1, Kırıkhanspor 2, Karşıyaka 5, Gaziantepspor 2, Beypazarı Şekerspor 0, Denizlispor 2, Medical Park Antalyaspor 2, Beşiktaş 2, Trabzonspor 1, Manisaspor 1, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2, Yeni Malatyaspor 0, Ankara Gücü 0, Fenerbahçe 2, Gençler Birliği 1. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar sonunda oluşan puan durumuysa şöyle. A grubunda Gaziantepspor 10 puanla lider durumda. 8 puanlı Galatasaray 2. 4 puanlı Beypazarı Şekerspor 3. 3 puanlı Medical Park Antalyaspor 4. ve 1 puanlı Denizlispor 5. sırada. B grubunda Beşiktaş 9 puanla lider. 8 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2. 7 puanlı Trabzonspor 3. 4 puanlı Konya Torku Şekerspor 4. ve puansız Manisaspor 5. sırada. C grubundaki puan durumu şöyle. 7 puanlı takımlardan Gençler Birliği averajla lider, Buca Spor 2. sırada. 6 puanlı Ankara Gücü 3. 4 puanlı Yeni Malatya Spor 4. 3 puanlı Fenerbahçe 5. sırada. D grubunda 12 puanlı Kasımpaşa lider. 9 puanlı İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2. 4 puanlı Bursa Spor 3. 3 puanlı Karşıyaka 4. ve 1 puanlı Kırıkhanspor 5. sırada yer aldı. Evet. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek gruptaki ilk ve tek galibiyetini almış oldu. Karşılaşmayı izleyebildiniz mi? Kısmen izledim. Aha. Formalite maçı. Hı hı. Fenerbahçe zaten daha önce kupada yoluna devam edemeyeceğini biliyordu. Biraz daha fazla oynamayan oyuncuları oynatarak hem onların son form durumunu gördü. Hem de hafta sonu Trabzon maçı için takımın asları dediğimiz oyuncuları dinlendirdi. Hı hı. Ama gene de bu tarihe bir galibiyet olarak yazıldı. Semih de iki tane gol attı. Evet, Semih. Hafta sonra hazırım dedi. Değil mi? Guiza ile ilgili de bayağı taraftarların oyuna girmesiyle ilgili şey de oldu. Guiza taraftar biraz kendine gelmesini ve iyi bir şeyler yapmasını istiyor. Guiza iyi oyuncu zaten ama bazen bazı tutmuyor. Yani Guiza da hakikaten Fenerbahçe'de tutmadı. Bundan sonra da tutması da çok zor gözüküyor. Ama tabii Guiza alınan parayla yakın bir paraya satılmak istendi ama o talipleri de olmadı. Evet. Herhalde o paraları kimse vermedi. Aha. Keşke biraz yüksek bir para verseler de Guiza satılsaydı. Çünkü bu saatten sonra o dikiş tutmayacak yani zor, tutmadı zaten. Zor çok diyorum. Zor. Hem oyuncu psikolojik olarak kendini kötü hissediyor hem taraftar artık ona çok fazla güvenmiyor. O yüzden Guiza'yı iyi bir para bulup satsalar en iyisi evet. olur. Şimdi Saffet abi baktığımız zaman Manisa Spor'la birlikte Fenerbahçe Kalesi'nde en çok gol gören takım oldu. Kupada. Evet kupada. Bu anlamda ne diyorsunuz bu kadar gol yemesini? Şimdi çok enteresan oldu. Fenerbahçe aslında Türkiye Ligi kadar Türkiye Kupası'nda istiyor. Bu 2011'e girdik herhalde 28-29. Evet. sene. Evet. Fenerbahçe bu kupayı alamamış ve çok istiyor. Ama o kadar kötü bir başlangıç yaptı ki bir türlü devamını toparlayamadı ve devam edemedi. Bu arada goller de yedi. Artık yapılacak bir şey kalmadı. Artık stres oluşuyor herhalde değil mi? Bu kadar uzun süreden sonra. Ya şimdi bu bir sürü yeni oyuncu geldi aslında. Onların bir stresi yok. Aa, doğru söylüyorsunuz. Yani 7-8 tane oyuncu var yeni. Onlara stresi olmaması lazım ama işte böyle bazen de tarih tekerrürden ibaret eder. Böyle böyle bu yuvarlanıp gidiyor. Hı-hı. Fenerbahçe bir an önce bir kupa alıp yani Türkiye Kupası'nı alıp bu kaostan da kurtulması lazım. Çünkü artık şey yapmaya başladılar. Mesela 30 yaşına gelmiş insanlar bile diyor ki 35 yaşına gelmiş insanlar biz hatırlamıyoruz Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı aldığını. Bu da bir büyük takım için çok iç açıcı bir durum değil. Yani Fenerbahçe
tamam lige kazandığınız zaman Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsunuz. Hepsi evet. Güzel ama önümüzdeki yakın senelerde Fenerbahçe'nin bir Türkiye Kupası alması lazım. Evet, değil mi? Bakalım ne zaman olacak, ne zaman gerçekleşecek? Herkesin de beklentisi bu anlamda yani ne zaman bu inanıyorum ya, Fenerbahçeli taraftarlar da bunu istiyor. Çünkü artık bu muhabbet de can sıkmaya başladı. Aynen öyle, çok fazla. Şimdi Gençler Birliği de 7 puanla grubu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Garantilemişti maçtan önce. Evet, Serkan Çalık'ın attığı bir gol var. Serkan Çalık'ı nasıl buluyorsunuz? Kalli döneminde Barış Özbek'le birlikte Galatasaray'a geldi. İyi de bir oyuncu. Kalli'nin getirdiği bir oyuncuydu. Hem hızlı hem de özellikle mesela Caner'in gördüğü kırmızı kartta da çok etkili olan bir oyuncu. Her anlamda da kendisini yetiştirmiş. Şimdi bunu ilk ikisi geldiğinde, ben ikisini de seyrettiğimde Serkan Çalık daha öndeydi o zaman Barış'tan. Daha çabuk oyuncu, günümüzde de biliyorsunuz süratli ve çabuk oyuncuların geçerli olduğu bir dönem. Çok da beğenmiştim. Fakat geldi o baştan da oynamaya başladı. Sakatlandı. Sonradan Serkan. Uzun süre bir sakatlık. Evet, evet. İşte uzun süre büyük takımlarda sakatlıkta kimse seni beklemiyor. Evet, yerine hemen dolduruveriyor birisi. Aynen öyle. Ondan sonra tekrar döndü, bir türlü toparlayamadı ama Gençler Birliği'nde bir iki maçta seyrettim. Yani Trabzon maçında canlı verilen bir iki maçta seyrettim. Bayağı bir toparlamış. Evet evet. Yaşı da genç onun. Yani tekrardan oradan çıkış yakalayıp büyük takımlara tekrar gelebilir. Sonuçta Kalli'de bu oyuncuları getirdiğine göre bir anlamda da zaten çok yetenekliler. Aynı şekilde Mehmet Akgün de var. O da Hollanda'da getirdi. Evet, o da çok soğukkanlı, çok başarılı bir oyuncu. Baktığımız zaman Gençler Birliği'nde iyi oyuncular da var aslında. Aslında Gençler Birliği son 10-15 senedir yaptığı şey o genç oyuncuları hem yerli hem yabancıları bulup daha sonra büyüklere iyi paralar satıp Gençler Birliği'nin kasasını doldurmak. Ama son yıllarda ne oldu bilmiyorum. Bir türlü bu dikiş tutmadı. Bir şey oldu. Evet, bir şey oldu. Yani ya o araştırma ekibi veyahut da belki gelen oyuncular uyum sağlayamadı. Yani benim bildiğim İlhan Haber sene cebine bir belki, 10 milyon dolar para koyardı yani. Belki de çok fazla ilgilenemedi. Biraz rahatsızlığı da olabilir. Olabilir. Biraz İlhan abiyle ilgili bir şey anlatayım size çok kısa istiyorsanız. Bundan 4-5 sene önce Slovenya'ya gittim ben. Slovenya uçağı da sabah 4'te, sabaha karşı. Bir maç seyretmeye gittim. Uçağa bindim, Slovenya'ya gittim. Stada bir gittim, İlhan abi orada. Orada, maçta. Evet, yani acayip şaşırmıştım. Ya İlhan abi dedim, dedi bir oyuncu var, ben de bir görmem lazım. Ya. Yani İlhan abi böyle bu oyuncuları, hakikaten evet. Futboldan da çok iyi anlar. Evet. Ama tabii son zamanlarda herhalde biraz sağlığından dolayı yeterince evet. Seyahat edemedi. Kendi seyredemedi oyuncuları. Evet değil mi? O yüzden de böyle bir tutukluk yaşandı. Olabilir. Kendisine en kısa zamanda geçmiş olsun diliyoruz. En kısa zamanda yine o eski... Duayendir yani. Evet gerçekten İlhan abi duayendir. Kendisi çok da şekerdir. Çok da iyi bir insandır. Ben de çok severim. Şimdi Gençler Birliği, Fenerbahçe Gençler Birliği mücadelesiyle ilgili söyleyeceklerimiz başka Trabzonspor maçı var dediniz Saffet abi. Trabzonspor maçı var. Şimdi bu Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ligin kaderini etkileyecek bir maç. Türkiye'nin en formda ekibiyle ölüm kalım maçı lafını çok sevmeme rağmen Fenerbahçe için var olma veya olmama evet, maçı. Evet. Şimdi Fenerbahçe maçı kazanırsa 4 puana inecek, kaybederse 10 puana çıkacak. Zaten kaybederse bana göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmaz. Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek. Ama bu maç öyle bir maç ki... Tabii Şenol Hoca da dünkü Beşiktaş maçında öyle bir kadro çıkardı ki sahaya. Ben şaşırdım yani şöyle şaşırdım. Şimdi ben şundan yana çok değilim. İşte biz ligde devam ediyoruz. Kupada olmasak da olur. Ama bugün şeye baktığınız zaman Avrupa takımlarında mesela dün akşam Real Madrid Barcelona maçları vardı. Kupa maçları. Bunlar kupada da devam ediyorlar ve esas kadro ile çıkıyorlar. Yani bugün bir Türkiye kupasını almak çok az önemli bir şey yani değil. Yani artık bu tempoya da alışmak lazım değil bu mi? Oyuncuların da. 4 günde ara vardı. Yani Şenol Hoca'nın ben maçı önemsememekten çok o oynamayan oyunculara bir şans verdi diye tahmin ediyorum. Ama iyi, güzel bir maç oldu. Çok güzel maç oldu. Evet, özellikle ilk yarısı muhteşem bir maç oldu ama ilk yarısı Beşiktaş açısından muhteşem oldu. Evet. Beşiktaş çok üstün oynadı. 2-0'da yakaladı. Zaten tecrübeli oyuncuları var. Ben hafta sonundaki maçta ilk defa bir maçla ilgili tahmin yapamayacağım. Yani eğer 100'ü 3'e bölersek 33.33, 33 Fener, 33 Trabzon, 33 de berabere. Evet, çok güzel maç olacak kesinlikle. Biz de merakla o maçı bekliyoruz. Fenerbahçe Gençler Birliği mücadelesinin bir özet görüntülerini izleyelim mi Saffet abi? Bakalım karşılaşmada neler yaşanmış. Daha sonra yorumlarımıza devam edeceğiz. Mücadele başlıyor.
Gökhan'ın karşısında Harbuzi. Christian Barani'nin pası özel. Sakın'a da güzel pas. Bekir. Ortada iki oyuncu var. Semih top bekliyor. Elle müdahale ve penaltı. Fenerbahçe penaltı kullanacak. Serdar Kulbilge eski takım arkadaşı karşısında kalede. Semih vuruyor, gol oluyor. Semih geliyor yine topun üzerine. Semih vurdu ve gol oldu. Müthiş vurdu Semih. Şantır fark 2'ye çıkıyor. Nöbetçi golcü ikinci golü kaydediyor. 20. dakika 2-0 oldu. Gençler Birliği ile Buca Spor çıkacak. Serkan Çalık. Pas güzel. Oyun sürüyor. Gol pozisyonu. Set offside. Bakıyorum iki oyuncu var topun gerisinde. Sert bir şut, top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor. Cem Can vurdu, top direkten döndü. Serkan vurdu, top dışarı gitti. Çok güzel bir fili gitti gerçekten. Müthiş bir vuruş. Serkan Çalık. Hayır, evet Cem Can vuruyor. Dönen top Serkan, top dışarı gidiyor. Yasin'in arkasına düşen top Bekir. Miroslav Stol, Semih hareketleniyor. Semih'in koşuğuna. Semih topu aldı. Zamanı da çıktı Serdar. Özer geriye bıraktı. Stol, şut yansı. Vuruş, top dışarı gitti. Corner. Zet. Yasin topu alıyor. Karşısında Blika var. Oktay Delibalta. Pas güzel. Şimdi Serkan. Gol pozisyonu. Serkan ve topu alarda. Gençler Birliği 2-1 yapıyor durumu 60. dakika. Serkan Çalık'ın golü Gençler Birliği farkı 1'e indiriyor. Özer, kavisli bir orta. Mahmut Boz, kısa düştü top Bekir. Güiza, top dışarı gitti. Daniel Güiza ile 3. gole yaklaşıyor sarı lacivertliler. Ve Deniz Çoban burada mücadeleyi bitiriyor. Maçın sonucu Fenerbahçe 2, Gençler Birliği 1. Evet, şimdi karşılaşmanın özet görüntülerini izledik. Genel olarak Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Program başında da söylediğiniz Semih'in 2 tane golü var. Evet. Trabzonspor maçında bekliyor musunuz Semih'i? Evet, yoksa şimdi Aykut Hoca zor durumda. Semih 2 tane gol attı ama Niyank var. En son Antalyaspor maçını seyrettim ben Fenerbahçe'nin. O kadroyla Trabzon'a karşı çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Antalyaspor'a karşı Aykut Hoca bir gol yerse çıkaramayacağını düşündü ve çok temkinli oynadı. Zaten gol de belli bir dakikadan sonra geldi. Hatırlamıyorum şu anda dakikayı ama 65-70'lerde geldi Gökhan'ın golü. Şimdi Trabzonspor maçında Fenerbahçe kazanmak zorunda. Şimdi Aykut Hoca burada şey hesaplayacak. Önce bastırayım, gol mü atayım? Evet, riske gireyim mi yoksa temkinli oynayayım, bekleyeyim mi? Şimdi bastırayım, gol atayım işi Trabzon'a karşı çok tehlikeli. Çünkü evet, Trabzonspor'un en büyük özelliği de defansın arkasına sarkan oyuncuları var. Şimdi Trabzonspor'un kadrosu 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama Fenerbahçe acaba hem Semih hem Niyang'ı hem Alex'i koyup böyle bir çift forvetle mi çıkar yoksa çıkmaz mı? Ben olsam çıkmam. Korkarım yani. Çünkü Trabzonspor'dan bir gol yersen ondan sonra onu golü atacağım diye derken toparlaması evet, çok zor olur. Fakat enteresan da bir şey var. Fenerbahçe sezon başı Aykut kadroyu kurarken şu anda günümüzdeki özellikle iki kenardaki oyuncuların çabuk olması, birebir adam geçip sıfırdan orta yapması. Şu anda Beşiktaş'ın yaptığı Simao ve Quaresma ile yaptığını, Aykut aslında onu yapmak istedi ve ona göre de oyuncular aldı ama Ostoh da Dia da ikisi de çok iyi oyuncu ama çok enteresan bir şey, bir türlü böyle bir stabilizasyon tutturup yani orada oynayamadılar. En son Antalya maçında sol tarafa koydu Niyang'ı, biraz orada oynattı. Niyang Marsilya'da da öyle oynuyormuş, bilmiyorum ben tabii, ben genelde onu santrafor diye biliyorum. Şimdi Aykut Hoca Trabzon'a karşı mutlaka bir strateji düşünüyor. Riske girer mi girmez Semih mi? Semih sanki sonradan oyuna girer gibi bir. Yani olabilir. Klasik Semih Şentürk. Klasik Semih Şentürk de Semih çok enteresan bir oyuncu. 90+3'te giriyor, gene pozisyona giriyor. Hani evet, böyle de bir özelliği var.